Hoş hoş geldin, hoş geldin, hoş geldin. Nasılsın? Yapanlara düşecek elbet. Bu yüzden
doğrusu. Daha önceki videomda size illüzyon okumuştum, hatırlarsanız. İzlemeyenler. Buraya bir yere linkini koyarım. O videoya oradan ulaşabilirsiniz. Diğer yazımın adı kayığın, kayığın iki ucu. Antidepresan gülümsemesiydi. Kandım. Aynadakine inandım. İçimdeki gazete ekinin çözülmemiş bulmacası, tükenmez kalemi bile tüketen, kafa sesimi dolduramazken, gayipten gelen düşünceler aklıma merdiven uzatır. Aynadakine kanmamaya direnen de benim. Hali hazırda tahterevalliye binmiş ikilemdeki hisleri öteleyen de. Bir yanım çocuk parkında salıncağa binerken, diğer yanım buruşmuş ve yaşlanmış katı çizgilerle çatı katında insivada. Hem çocuğum hem ihtiyar. İstismar mı bu duygular? İstisnalar kaideyi bozsa da ben aklımın çıkmasında körepe oynuyorum. Kendini epeler mi insan? Ben hep kendimle yeniliyorum. Gözlerim açıkken bile. Oysa hayat bulmacasında kimsenin çözemediği sorulara bile gözüm kapalı cevap vermişken, gözlerim açıkken göremiyorum kendimi. Asimetrik hataların düzlemde error vermesi gibi doğru zamanda yanlış düşüncelere kapılmaktan bitap düştüm. Bir yanım gökyüzüne süzülen dilek balonlarındaki gerçekleşmesi ütopik hayaller kurarken ki umutlanmama görse yüzü kızarır, utanır. Belki diğer yarımın ya hepim ya hiç, ya zirvedeyim ya yerin dibinde. Aklımdaki iki ucuna iki duygu oturmuş kayıkta kıyıya sağ salim ulaşmayı bekliyorum. Biliyorum bir gün aklımdaki kayığın tam ortasına bir çivi çakılacak. O zaman dengenin verdiği huzurla yolumu aydınlatan tüm yollara kendim ışık olacağım. Şimdi o çiviyi arıyorum. Sahra çölündeki kumların arasında aramak kadar zor görünse de gözüme yılmadan arıyorum. Çünkü kendime inanmayı seçen taraf daha baskın geliyor. Çünkü kendimi seviyorum. Hayatımdaki dengeyi hayallerime kavuşma azmiyle taçlandırmayı seçiyorum. Bu da böyle bir yazıydı. Acaba bu yazılarda kendinizden bir şey bulabildiniz mi veya nasıl buldunuz? Belki böyle hızlı okuduğum için çok anlamamış olabilirsiniz. Dediğim gibi açıklamaya linki bırakacağım. Başlıklarını da linklerini bırakırım. Gidip kendiniz okursanız bu videonun altında yorumlarda buluşabiliriz. Bir tane daha mı okusam, çünkü daha 8 dakika olmuş. Bu da Umuda Yelteniş başlıklı yazım. Başlıyorum o zaman. Hayatının neresinde ya da hangi evresinde olursan ol, ruhun aynı kalacak. Sen büyüyorsun. Belki de artık aynadakini tanıyamıyorsun. Ama aynanın içinden sana bakan gözlerinden sızan ruhunun yankısı aynı. En içeride neye seviniyorsan ömrün boyunca ona seviniyorsun. Kalbinin en derininde seni üzen neyse her daim o üzüyor seni. Yalnızca yaşanmışlıklarınla üzüldüğün ya da sevindiğin şeylerin bağışıklığı artıyor belki. Fakat bilinçaltındaki yıkımı sen bile fark edemiyorsun. Ruh emici diye bir şey olsa da ruhumuzdaki kötü anları çekip alsa keşke. Onun yerine ruh emici insanlarla dolmuş taşmış dünya. Belki de farkında olmadan biz de birer ruh emici olmuşuzdur bile. Ruhumuzu emip bitiren bedenimizi de almaya yüz tutmuş o tüm kötülükler uzak olsa bizden ne olurdu sanki? İnsan hep korkarak mı yaşar? Ya da mutlu olduğundan illa bir mutsuzluk payı mı çıkar karşısına? Her şey tamken bir eksik gelir mi hayatına her seferinde? Hiçbir zaman parçalar tamamlanıp yerine oturamaz mı bu hayatın bulmacasında? Hep mi bir yanın buruk kalmak zorundadır?
Yaşamında neyin var, neyin yoksa sınandığın şeylerle dolu. Zannedersem gerçek olan tek şey hiçbir zaman tam bir mutluluğun sahibi olamayacak olmak. Sanıyorum önemli olan başarabildiğimiz müddetçe yaşadığımız kötü şeyleri bir miktar da olsa anda kalarak, şu an elindekiyle mutlu kalabilmeyi başararak üstesinden gelebilmeliyiz. Güzel olan şeylere tutunmaya çalışmak, tüm gücünle onlara sarılmaktan geçiyorsa, üzüntünün üstünü mutlu kalarak örtebilmek hem cesaret hem de yürek istiyor. Varsın biz de 3-5 mutlu anımıza tutunalım. Umut denen şey canlı tutabildiği müddetçe var oluyor. Umutlar bile sislendiğinde hayallere gölge düşüyor ve insanın umut etmeye bile mecali kalmıyor bazen, farkındayım. Fakat duyguların kontrol edilebilmesi ve bunu başarmak, güçlü kalabilmek ya da bunu kendine kabul ettirebilmek ne büyük başarı, ne büyük yelteniş. Bizim başaramadığımız güzel anların kıymetini bilmemek, belki kaybetmeden yanımızdakileri sevdiğimizi tam hissettirememek, kendimiz üzüldüğümüzde tüm dünya kararmış gibi davranmak ve bununla beraber yanımızdaki insanların da bizi sevdiklerini unutup mutsuzluğumuzla onları mutsuz etmek, onları da mutsuz etmek. Belki de bazen bencil olmak, kalbin içindeki tüm damarların sızladığı bir zaman dilimi, güldüğüne eşdeğer bir dünya, çocuğa benzeyen ruhlar ve anne kadar masum sevgiler olsa hep, bazen kulağa komik ya da kolay gelse de gülümsemek, hayata iyimser bakabilmek çoğu olumsuzluğu siliyor hayattan. En başta sen mutlu bir insan oluyorsun. Kanserin bile tedavisi moralken ya da çok üzülmek ve içine atmanın hastalığı kanserken biz bu cümleye gülüp geçmemeliyiz. Hayatın tüm üzmeye yeltenen çabasına rağmen bizi ve ruhumuzu yoran kötülüklerin sarmaladığı kalbimizde kuşlar uçuran sonsuz mutluluklar dünyasına yolculuğa çıktığımız ve dünyaya umut penceresinden baktığımız günleri görmek dileğiyle. Bu da güzel, motive eden bir yazı olmuş. Unutmuşum ben bunu. 13 dakika olmuş. Şu ana kadar nasıl gittik acaba? Biraz hızlı okumuş olabilirim. Umarım anlamışsınızdır. Bazen hızlı okuyunca ifadeler tam anlamıyla yerine oturmuyor, biliyorum. Şöyle bir şey yapalım. Son bir yazı daha okuyayım ben. Şimdi aklımda bir yazım geldi, gökkuşağı diye. Bunu biraz daha yavaş okuyacağım. Bu yazıyı çok içtenlikle yazmıştım ve çok yani yazdıktan sonra okuduğumda çok hoşuma gitmişti. Biraz derin bir yazı. Yani ben derin olduğunu düşünüyorum. Bakalım siz nasıl bulacaksınız? Bu okuduğum 4 yazıdan en çok hangisini beğendiğinizde yorumlara yazın lütfen. Bu da son olsun. Gökkuşağı. Hayata renk katmak dedikleri her rengin hayatta var olduğundan mı çıkar bilmem. Fakat gördüğüm şu ki hayatta siyah ve beyaz gibi iyi ve kötü olmak var. Hayatta tıpkı renkler gibi insanlar, fikirler, hatta yaşananlar birbirlerine karıştıkça diğer renkler çıkar ortaya. Fakat gökkuşağı olmak zordur. Çünkü her rengi içinde barındırmak zordur. Her duyguyu içinde barındıran insan bir gökkuşağı değil midir o zaman? İnsan olmak bundan zordur belki. Mavi kadar huzurlu olmak, yeşil kadar inançlı, pembe kadar umutlu, kırmızı kadar zarif ve siyah kadar asil olmak gerekir. En önemlisi beyaz kadar saf kalabilmek. Gözlerinin gördüğü her yerde bir rengin olmasındaki amacın insan olarak senin içinde her rengi karşılık geleni taşımakla tam olabileceğini mi gösterir ya da hatırlatır sana? Sen bir renksin, belki de gökkuşağı. Gözler neden renkli diye düşünüyorum da, hayatın içindeki renklerin karşılığına renkle bakabilmek için bahşedilmiştir bize belki. O zaman da siyah gözler.
Yorumlarda benimle bunu paylaşırsanız çok çok mutlu olurum.